zararlı mı, faydalı mı bu konularda mutlaka bilim adamları tarafından tartışılması ve bunlarla ilgili ortaya somut bilgilerin de konması gerekiyor. Evet, az sonra da görüşe alacağız. Evet, bu zamana kadar yapılan çalışmalar sürekli olarak kamuoyuna paylaşılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu kriterlerde bu güvenlik kriteri dediğimiz rakam 41 volt metre olarak alınmış durumda ve Türkiye'de bu konuda dikkate alınan rakam ise 10 volt metre olarak kabul edilmiş ve bu şekilde uygulanıyor. Yani biz Avrupa Birliği ülkelerine göre 4 kat daha fazla güvenmiş. Şimdi burada önerilen konu şu. Halkımızın her konuda bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyorum ve bu son derece doğru. Yani kanaat önderlerimizin de ilgili sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda halkımızı daha çok buna eylem yapmaya değil, bilimsel değerleri anlatmaya davet etmek istiyorum. Örneğin bir semtte bir baz istasyonu veya birkaç tane baz istasyonu kaldırdığınız zaman sinyal seviyesi düşecektir ve bu sinyal seviyesinin sonucu olarak bir cep telefonu haberleşme yapabilmek için bir baz istasyonu daha uzaktaki baz istasyonu ulaşabilmek için çok daha fazla bir enerji harcayacaktır. Yani o zaman siz artık cebinizde bir baz istasyonu taşıyor olacaksınız. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani bir yandan baz istasyonu kaldırın diye söylemde bulunurken bir yandan da cep telefonlarının bundan dolayı daha fazla enerji harcayıp daha fazla etkisi olacağını unutmamak lazım. Bir de şimdi neye bakmak lazım? Avrupa Birliği ülkelerine bakmak lazım. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri halkın sağlığını daha az mı düşünüyor? Bakın size bazı örnekler vereyim. Almanya yaklaşık olarak nüfusu bizimle daha hemen aynı. Yüz ölçümü daha düşük. Şu anda Almanya'daki baz istasyonunun sayısı yaklaşık 130 bin adet. Türkiye'deki baz istasyonunun sayısı 45 bin adet. Fransa nüfusu ve yüz ölçümü hemen bizimle aynı. Ve baz istasyonunun sayısı 110 bin. Evet, siz diyorsunuz ki biz AB ülkelerine göre 4 kat daha güvenlikliyiz. Yani daha ileri bir teknoloji mi kullanıyoruz? Hayır, bakın bu konuda bu baz istasyonlarını üreten dünyadaki firma sayısı 4 veya bilemediniz 5 tane. Bütün dünyayı tedarik eden firmaların hepsi aynı. Türkiye'de kullanılan sistemler Amerika'daki, gelişmiş uzak doğudaki, Kore'deki, Japonya'daki, Singapur'daki, Avrupa Birliği ülkelerinde aynı malzemeler ve aynı ünitelere konuluyor. Burada tek katıldığım nokta şu, okul ve hastane gibi yerlere yakınlık konusunda, çocuklar konusunda herkes hassas. Bu konudaki kriter de şu, özellikle 2 volt metreye geçmeyecek şekilde bir uyarıda bulunuyor. Bakın bunların hepsini konuşurken güvenlik kriterleri kelimesinin altında yatan sınır değerlerinden bahsediyoruz. Bu zaten Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu'nun yayınlamış olduğu yapıda var. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Bakın baz istasyonu şehir dışına çıkartılsın diye bir istek var, bir talep var. Dünyada bir tane bu öyle bir örnek. Lütfen bir tane örnek rica ediyoruz. Bir İstanbul söyleyeyim, İstanbul bir ülke büyüklüğünde bir yer. Bir Ankara, bir İzmir, bir Bursa. Bir tane örnek rica ediyoruz. Aynı nüfusa sahip, aynı hacme sahip bir tane örnek şehir dışına çıkartılmış. Anladım. Ama okul ve hastaneler konusunda da hemfikiriz diyorsunuz. Böyle bir buluşma noktası da var. Bir de şunu söylemek istiyorum. Son olarak lütfen. İletişim Kurumu, evet, son olarak zaten her çıkarttığı yönetmelikte kamuoyunun görüşlerini alıyor. Bu konuda da yeni yönetmeliklere yeni görüşler alınacaktır. Aksiyen eksiden bir de şunu söylemek istiyorum. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki bu yönetmeliklerin sürekli olarak revize edilmesi gerekiyor zaten. Bu zaten hayatımızın bir parçası, bir yaşam tarzımız olduğu için gelişen teknolojiye göre 10 sene önce yapılmış veya 3 sene önce yapılmış bir yönetmelik bile artık eski kalabilir. Teknoloji yatırımlar halbuki daha hızlı bir şekilde ilerliyor diyorsunuz. Evet. Serhat Özener, ben de size teşekkür ediyorum. Görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Teknoloji Bilgilendirme Platformu Başkanı diyoruz ve bir tıp doktoruna dönüyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tunay Kalkan. Sayın Kalkan merhaba, Finans Kafa'ya hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sizin söyleyecekleriniz bu noktada çok önemli. İki farklı görüş dinledik. Tek buluştukları noktada okul ve hastanelere yakın olmaması adına baz istasyonların ve Danıştay'ın kararı da ortada. Biz burada çeken telefon mu tüketici mi olacak dedik ve aslında sorular da geliyor izleyicilerimizden. Burada sağlık boyutuna bakacak olursak, Sağlık Bakanlığı'nın raporu da var. Ne demek gerekiyor? Sizin görüşünüzü gerçekten merak ediyorum. Yaklaşık 20 sene kadar önce bu non-iyonizan diye adlandırılan, iyonize etmeyen elektromanyetik alanların etkileriyle ilgili dünyada ilk çalışmalar ortaya çıktığında Türkiye'de bu konuyla ilgilenen hiç kimse yoktu. Birkaç arkadaşıma bunları özellikle önererek kongrelerde, bizim bilimsel toplantılarımızda bu konu son derece önemli, bunların standartlarını belirlemek lazım diye başlamış ve 20 sene sonra bu noktaya gelmiştik. Şimdi bu noktadayız. Elektromanyetik alan her elektrikli cihazdan yayılır. Bunun insana yapacağı zararlar, ki kendi yaptığım çalışmalar dahil olmak üzere senede 10 binlerce çalışma yapılıyor bu konuda ve bugüne kadar elle tutulur, net kanser yapar, öldürür, yok eder gibi bir şey söz konusu değil. Burada önemli olan yayılan elektromanyetik alanın frekansı, şiddeti, süresi ve uzaklığıdır. 4 parametremiz var. Bu 4 parametre bilimsel olarak değerlendirilip dünyada standartları konmuş. Bunların standartları belli. İşte 42 volt bölümetre midir, 2000 volt bölümetreden sonra bir durum ısıtır. Lafları bir kenara bırakalım. Şu anda kendi yaptığım ölçümlerle ilgili sonuçlar vereceğim. Örneğin şu anda ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin içindeyim. Evet. İşte burada şu anda ben kulaklıkla cep telefonundan konuşuyorum sizinle. Ve burada elektromanyetik alanın baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik alanı ben şu anda dahi ölçebiliyorum. Önümde, alet de önümde. Bir volt bölümetrenin altında. Standart dünyada 40. Türkiye'de tek baz istasyonu için 10. Bizim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin içinde ölçtüğüm değer 1. Bakın 40 nerede, 1 nerede. Şimdi, ve telefonumda çekiyor diyorsunuz. Şu anda çekiyor, konuşuyorum. Evet, ben daha iyi çekmesini her zaman tercih ederim. Çünkü iyi çekmezse benim cep telefonumun şiddeti artar. Çekmemesi durumunda daha bir etki tesiri negatif anlamda fazla olur diyorsunuz, daha zararlı. Tabii cep telefonun baz istasyonuna ulaşmak için daha yüksek şiddette daha fazla enerji harcayacak. Evet, çok kısa olarak Sayın Kalkan bir iki soru sormak istiyorum size. İzleyicilerimizin sorusu zira. Selen Hanım bir sormuş Gaziantep'ten. Evimizin önüne tramvay yolu yaptılar ve yolun karşısına da baz istasyonu koydular. İkisinin beraber insan üzerindeki etkisi hakkında bilgi verebilir misiniz diyor. Ve bir diğer izleyicimiz ismini belirtmemiş. Dördüncü katta oturuyorum. Evimin 8 metre mesafede binanın çatısında 2 adet baz istasyonu var. Zararı var mıdır diyor. Şimdi bakınız, bunların hepsi şu anda benim için sadece gözümün önünde canlandırabildiğim şeyler, canlandırmaya çalıştığım şeyler. Burada önemli olan ölçmek. Ölçmediğiniz şey sizin değildir. Ölçüm değerleri eğer 10 volt bölümetrenin üzerindeyse Türkiye standardı için, dünya standardı için 40 volt bölümetrenin üstündeyse o baz istasyonu oradan kaldırılır. Bu kadar basit. Ne yapılır? Ya daha düşük şiddetli olanı konur. Ama şu lafı bir kenara bırakalım. Baz istasyonları şehir dışına çıkarılsın. Bunun karşılığı cep telefonlarını kaldırın demektir. Baz istasyonları şehir dışına çıkmaz, mümkün değildir. Tek baz istasyonu üzerinden televizyon anteni gibi yayın yapamazlar. Bir baz istasyonu sekiz cep telefonuna hizmet verir ve dolayısıyla bu toplumun bu ihtiyacını karşılamaz. Evet, neyi seçeceğimiz son derece önemli. Çare değil diyorsunuz. Mümkün değildir. Evet. Önemli olan insan üzerinde ne kadar şiddeti olduğu, hastaneler ve çocuk yuvaları, okullar için biraz önce söylediğim 10 volt bölümetre 3'tür. Bunun için de çok sık ve sıkı bir şekilde tabii ki denetimlerin yapılması çare gibi gözüküyor. O birimin ne kadar altında ne kadar üstünde olduğuna dair. Profesör Doktor Tunay Akalkan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi, çok teşekkürler. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Ve şimdi ikinci bölüme gidiyoruz. İkinci bölümde de...